Bir emekli zirvesi gerçekleşecek. Bu emekli zirvesinde kimler yer alacak? Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı, Mustafa Elitaş Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda olup olmayacağıyla ilgili net bir bilgi yok. Rivayetler muhtelif efendim, olabilir de olmayabilir de. Bu toplantı ne zaman gerçekleşecek? Aslında bugün gerçekleşeceği açıklanmıştı. Bugün içerisinde saat verilmese de mutlaka bu toplantının olacağını dün söylemişti Abdullah Güler, yani bugün ya da işte bugün ya da yarın demişti bugün için. Şu ana kadar, şu saate kadar henüz bu toplantı gerçekleşmedi. Ancak gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Toplantı tam anlamıyla iptal olmadı. Böyle bir şey yok. Sadece işte bakanların yoğunluklarından, toplantı yoğunluklarından dolayı akşam saatlerine ya da yarına ertelendi bu toplantı. Peki toplantının ana gündem maddesi ve konusu ne? En düşük emekli maaşına bir artış söz konusu. En düşük emekli maaşına artış 10 bin liradan 12 bin liraya ya da maksimum 12 bin 500 liraya çıkarılması bekleniyor. En düşük emekli maaşının Temmuz ayına yetişip yetişmeyeceği, yani Temmuz maaşlarına yetişip yetişmeyeceği en çok sorulardan bir tanesi bu. Eğer toplantı bugün akşam saatlerinde gerçekleşirse hemen işte pazartesi itibariyle meclise gelip meclisten çıkıp Temmuz ayı maaşlarına yansıyabilir. Böyle bir ihtimal var arkadaşlar. Cumhurbaşkanının imzasına gittikten sonra resmi gazetede yayınlanır ve işte maaşlara yansıtılarak maaşlar ödenmeye başlanır. Ancak tabii ki süre biraz daha uzarsa, birkaç gün içerisinde, yani pazartesi, salıya, işte çarşambaya uzarsa toplantı, Temmuz ayına yetişmesi çok mümkün görünmüyor. Bu durumda da Ağustos ayına fark olarak yatırılabilir. En düşük emekli maaşı artışı gerçekleştirdiğinde en düşük emekli maaşı alan arkadaşlar Ağustos ayında bu farklarını almış olurlar. Tabii burada en düşük emekli maaş artışını aslında konuşuyoruz. Çünkü çok fazla bu konuda en düşük emekli maaşı 10 bin lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira diye çok üzerine gidildi konunun. Siyaset tarafından, siyasetçiler tarafından sanki bütün sorun en düşük emekli maaşıymış ve en düşük emekli maaşı alanlarmış gibi bir algı oluştu. O dönemde söyledik ya, bunu böyle anlatmayın, böyle açıklamayın, en düşük emekli maaşı diye sürekli bunu günde yok şekilde getirmeyin. İktidarın bu konudaki ekmeğine yağ sürmeyin. Yarın öbür gün çıkar, bakın işte en düşük emekli maaşı istiyordunuz, artış biz de arttırdık deyip işin içinden çıkabilirler yani. Ve şu anda geldiğimiz nokta tam da benim söylediğim nokta. Yani en düşük emekli maaşı değildi ki konu, sorun. En düşük emekli maaşını işte 12 bin lira yapacaklar şimdi, öyle görünüyor. 12 bin lira yapsanız ne, yapmasanız ne, zaten de hani 12 bin lirayla da geçinmek mümkün ve söz konusu değil ama yani peki en düşük emekli maaşı almayan, işte maaşı 12 bin, 12 bin 500, 13 bin olan, yüksekten prim ödemiş olan, daha fazla gün prim ödemiş olan insanların suçu ne? Neden cezalandırılıyorlar bu şekilde? En düşük emekli maaşını artış yaparak anladık, iktidar herkese eşit bir maaşa getirmeye çalışıyor. Ve gerçekten de bu maaş açlık sınırının bile çok çok altında, asgari ücretin çok çok altında. Ama bu hak değil, reva değil, adalet değil. Büyük bir adaletsizlik, çok büyük bir adaletsizlik hem de. Yani kalkıp da 9 bin gün prim ödemiş olanla 3600 gün prim ödemiş olanın aynı maaşı alması ne kadar vicdanlara sığar? Yani AK Parti'nin de gerçekten bunu kendi vicdanına sığdıramaması, sindirememesi hepimizin talebi ve isteği. Bunu da ısrarla ve ısrarla sonuna kadar savunacağız, sonuna kadar anlatacağız. Şimdi bana göre yayında şey diyor olabilirler, yani bazı arkadaşlarımız söylüyorlar. Yani sürekli aynı şeyi söylüyorsun, sürekli aynı şeyi anlatıyorsun. Bazen söyleyenler oluyor. Bunu gerçekten bilinçli ve bilerek yapıyorum. Çünkü binlerce kişi yayınımıza giriyor, çıkıyor, izliyor, takip ediyor. Ve bunu ısrarla altını çizerek vurgulamak, duymayanlara mutlaka duyurmak,
öğrenemeyenlere bir türlü mutlaka öğretmek için bazen bu konuyu daha sıklıkla söylediğim oluyor ve konuşuyorum. Tekrar söylüyorum, kök maaş uygulamasından kurtulmak gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok, başka bir çözümü yok. Emeklilerde taban maaş uygulaması olmaz, olamaz. Herkes ödediği prime göre maaş almalıdır. Nokta. Abdullah Güler de bunu söylüyor. O zaman bu söylediklerini bir an önce gerçekleştirsinler. Bütün emeklilere bir seyyanen zam yapsınlar. Ondan sonra da intibakla herkesin ödediği prime göre maaş alması adaletini sağlasınlar lütfen. Bütün talebimiz bu. Şimdi biraz böyle mesajlarınıza, yorumlarınıza da bakmak istiyorum arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Nursen Bayraktar, selamlar. Muhalifler birlik olsun, derhal erken seçim istiyoruz. Hemen para milletin, söz milletin diyor. Seyyanen zam talepleri var elbette ki. İmdat Bey diyor ki 12 bin komik, artık seçim oylar Fatih Erbakan'a diyor. Levent Çinçin, o zaman kanun çıkarıp bu haksızlığa mani olsunlar. Evet. Kemal Yalçın, emekli adalet istiyor, emeklinin güveni kalmadı, insan gibi yaşamak istiyor, intibak istiyor, erken seçim istiyoruz diyor. Adalet nerede, merhabalar, nasılsınız, her şey yolunda mı? Biz emekli olarak artık ne zam istiyoruz, ne refah payı diyor, hiçbir şey istemiyoruz. Tek istediğimiz erken seçim, baskın seçim, hemen seçim istiyoruz, bıktık artık bu zihniyetten diyor adalet nerede. Diyorum ya, tepkiler çığ gibi, yani haklı olarak tabii ki tepkiler çığ gibi. Faruk Bey diyor ki geçen sene memura 8077 verdiler. SSK Bağkurlu'ya 2000 seyyanen verdiler. Bir tek almayan memur emeklisi kaldı. SSK Bağkurlu'ya 2000 seyyanen vermediler. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey mi var? Ben bilmiyorum. Başım. Yok. SSK Bağkurlu'ya 2000 lira seyyanen vermediler. Refah payını arttırdılar. Onu mu diyorsunuz acaba? Sultan Akgün, insanlarla dalga geçmeyin diyor. Bıraksınlar, aşağılanmaktan bıktık. Hızlı bir şekilde mesajlar önden akıyor arkadaşlar. Küfürlü mesajlar yazmazsanız çok sevinirim. Çünkü böyle hızlı hızlı geçerken bir anda basarken yanlışlıkla oraya atlamış oluyor. Hiçbirimiz zor durumda kalmayalım, olur mu? TÜİK'le emeklinin yarı maaşı uçtu yıllarca diyor. Tabii canım, TÜİK lirası diye bir şey çıkarsınlar bence. TÜİK lirası. TÜİK lirasıyla TÜİK'liler geçinsin. Bilal Kıran, emekli kendi kendine yaptı. AKP iktidara gitmedikçe emeklinin yüzü gülmez. İşte dönüyoruz dolanıyoruz. Aynı yere geliyoruz. Ve işte bu noktada tam böyle Özgür Özel'e özellikle, ya işte ışık açma kapama eylemi. Dün dedim ki yani düşündüm, baktım ne kadar ses getirdi, ne kadar etkili oldu sizce? Hiç etkili olmadı, hiç etkili olacağını da düşünmüyorum ayrıca. Artık böyle yapay zeka çağında işte ışık açıp kapamalar kadar zayıf bir tepki zaten olmaz olamaz. Kimse de umursamadı zaten. Ama hala mesela ısrarla bugün devam ediyor. İşte belki ne kadar devam edecek bilmiyorum. Özgür Özel, İçişleri Cumhuriyet Halk Partisi bu paylaşımları yapıyorlar. Arkadaş, olmaz. Hep söyledik. Yani artık öyle bir noktaya geldi ki iş, özellikle iktidardan yapılan işte seyyanen zam yok, asgari ücret seviyesinde olmuyor. Hani Özgür Özel şey demişti mesela, hatırlıyor musunuz? Bunu defalarca söyledi. Asgari ücretle ilgili emeklilerle ilgili taleplerimizi karşılamazsa o zaman bize erken seçim deriz demişti. Şimdi işte Özgür Özel'in yapacağı birkaç şey var siyaseten. Somut, cesur ve radikal hamleler yapması gerekiyor.